Tamamız değil mi arkadaşlar? Tamam. Sayın milletvekilim, sayın belediye başkanlarım, il genel müdürlüğü arkadaşlarım, kadın kolları ve başkanları, saygıdeğer dava arkadaşlarım ve basın mensupları. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi aday adayı açıklaması için bulunmaktayız. Hayırlısıyla aday adayımız makine mühendisi Bekir Terlemez adaylığını açıklayacaktır. Sözü ben Bekir Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ederim. Sayın milletvekilim, sayın il başkanım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli mensupları, ülke ocaklarımızın mensubu kıymetli kardeşlerim, dava arkadaşlarım, Kütahya'mızın güzide basın mensupları, hoş geldiniz. Sizleri Allahu Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ülke olarak 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği genel seçimleri dönemine girmiş bulunuyoruz. Bu seçim ülkemizi 12 yıldır yöneten ve 3 şey ile mücadele edeceğiz diyerek iktidara gelen ve Türkiye'de hukuku ayaklar altına alan, yoksulluğu, yolsuzluğu ve yasakları daha da ziyadeleştirerek ayyuka çıkaran AKP iktidarından kurtulmanın vesilesi olacaktır inşallah. Tüm Türkiye'ye ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. Milliyetçi Hareket Partisi ve Kütahya İl Teşkilatı olarak bu seçimlere daha büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. Teşkilatımız her geçen gün daha güçlü, daha azimli, daha inançlı bir şekilde çalışmaktadır. Her yeni gün yeni katılımlarla hareketimizin ve teşkilatımızın güçlendiğini gurur ve iftiharla görmekteyiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sefer bizden, zafer Allah'tandır. Ben Türk İslam davasının bir neferi olarak 36 yıl boyunca değişik dönemlerde bu mücadelelere katıldım. Gittiğim her yerde Türk İslam davasının gür sesi, Yılmaz savunucusu ve fikir adamı olarak bu davaya hizmet ettim. İnşallah Allah-u Teala'nın verdiği son nefesimize kadar da bu hizmetim devam edecektir. 7 Temmuz 1965 tarihinde Kütahya'da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Kütahya'da tamamladım. 1982 yılında Kütahya Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldum. Daha sonra 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden makine mühendisliği mezun oldum. 1988 yıllarında Sakarya'da özel bir şirkette çalıştım. 1988-89 yıllarında askerlik vazifemi tamamladım. 1989 yılından itibaren Kütahya ilinde serbest mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerime başladım. Bu dönem içinde inşaat malzemeleri satışı, termogaz LPG dönüşüm sistemlerinin kurulumu, yer kaloriferi sistemlerinin proje ve montajlarını, ısıtma ve havalandırma sistemlerinin proje ve montajlarını yaptım. 2005-2008 yılları arasında Beyaz Enerji İnşaat Firması'nın kuruculuğunu ve genel müdürlüğünü yaptım. Şu anda yine sahibi bulundu Merve Mühendislik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nde mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerime devam etmekteyim. Siyaset ve fikir hayatıma 1978-79 döneminde ülke ocaklarına başladım. 1982-87 yılları arasında Üstadım Necip Fazıl Kısakürek ve Seyit Ahmet Arvasi gibi Türk İslam davasının kutup insanlarının manevi tasarrufları ve eğitimleri altında üniversite hayatımı tamamladım. 1993 yılında ülke ocaklarından tanıdığım dava arkadaşlarımın davetiyle Büyük Birlik Partisi'ne katıldım. 1994 yılında Kütahya'da Nizam-ı Adem Ocakları'nın kuruculuğunu yaptım ve uzun süre başkanlığını yaptım. 1993-2000 yılları arasında Büyük Birlik Partisi'nde aktif siyasette bulundum. 1999 yılında Büyük Birlik Partisi'nin Kütahya Belediye Başkan adayı olarak siyaset yaptım. O günlerde Kütahyalılara sunduğum bazı projelerin bugün gerçekleştirilmeye çalışılması şahsi iftihar sebebidir. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı'na katıldım. Sayın Milletvekilimiz Profesör Doktor Ali Mışık Beyefendi'nin davetiyle 30 Mart 2014 seçimlerinde belediye meclis adayı olarak çalıştım. Evliyim, bir çocuk sahibiyim, iyi derecede Bağdat Arapçası, Fasih Arapça ve İngilizce biliyorum. Osmanlıca kitap çevirisi de yapıyorum. Bugün geldiğimiz noktada Türk İslam davasının bayrağını daha yükseklere taşımak amacıyla 7 Haziran 2015 seçimlerinde partimizin milletvekili adayı olarak çalışmak istiyorum. Bunun için MHP İl Teşkilatımızın
başkanı ve üyeleriyle yaptığım istişareler sonucunda Sayın Milletvekilimizin de desteğiyle MHP Kütahya İl Teşkilatı'nın milletvekili olmak için adaylığımı huzurlarınızda ilan ediyorum. Adaylık başvurumun ve 7 Haziran seçimlerinin sonucu ne olursa olsun, ben ülkemin içine düşürdüğü bu zor günlerden önce Türk milletini ve sonra Kütahyalı hemşerilerimi içinde bulundukları gafletten uyandırmak, kol kola, omuz omuza yeniden ülkemi ve milletimi ayağa kaldırmak için yola çıkıyorum. Yüce Allah'tan hak kelamıyla ve mukaddes ordularıyla bizi desteklemesini, sırat-ı müstakimde yürütmesini, yeniden 1000 yıl daha İslam'ın sancaktarlığını İslam'ın hadimi olan Türk milletine vermesini niyaz ediyorum. En derin saygı ve muhabbetlerimle yüce Türk milletine arz ederim.